Cancım bugünkü bu şıklığımız, cool'luğumuz, karizmamız nereden geliyor? Yavrum, bu full senin sayende. Gerçekten. Burada gördüm, ikisini de kaptım, bence gayet havalı oldu. Evet, bölümümüze hemen başlıyoruz efendim. Şimdi Batuhan'cım, hani öncelikle... Halı flex kalkmış ha. Ona müdahale edeyim mi? Ne yapıyorsun? Ne oldu bir şey? Çok keyifli bir bölüm efendim bizleri bekliyor. Öncelikle bir soruyla başlamak istiyorum. Evet. Ben. Karnımız aç mı? Evet. Karnın aç. Karnım aç olmaz mı? Benim karnım her zaman aç birader. O zaman hem bilgileneceğimiz, hem yeni şeyler öğreneceğimiz, hem de karnımızın doyacağı bir bölüme hazır mısın? Çak. Şunu sorayım abi, çok sevdiğin, hayranlık duyduğun bir ünlüden etkilenip, onun yaptıklarını veya alışkanlıklarını hayatına daha önce ekledin mi veya ekliyor musun? Yok, böyle bir şey yapmadım alışkanlık derken ama bir John Frusciante vardı, gitarist. Onun giyindiği gibi giyinmeye çalışırdım biraz. Onu seviyordum. Bir de onun gitarı onun tuttuğu yükseklikte tutmayı seviyordum. Oysa ki benim için çok zor olmasına karşın ısrarla öyle yapmaya çalışıyordum. John Coltrane'in saksafonu, bilmem ne, Selmer... Yani 20 bin dolar falandı yani. Öyle bir param yok yani. O yüzden yapamadım böyle şeyi. Ama paran olsa alırdım diyorsun yani. Çok param olsa. Çok param olsa alırdım. Alırdım tamam. Ya şöyle atıyorum. Instagram'da falan fit tarifler olsun, işte sağlıklı beslenme adına olsun. Örnek aldığım insanlar oluyor mesela. Kendi sinir metabolizman için ne yemek faydalı falan filan, bunları hep takip edip kendi hayatımda uyguluyorum. Şimdi bunları niye sordum abi? Bugün seninle dünyaca ünlü şarkıcıların en sevdiği yemekleri deneyip puanlayacağız. Oha gerçekten mi? Evet. Oha çok iyi. Beyoncé. Dünya ünlü diyorum yani. Pardon ya. Çok özür dilerim. Yıldız Tilbe ile başlıyoruz. Ya yapalım öyle bir şey. Bak, bak Yıldız Tilbe kesin lahmacun çiğ köfte falan der. Bak Burak Topel'e yaptığın şakayı da bana yapma. Şunu yalnız o tarafa birazcık yapman lazım. Bak işte evet. Oğlum ben senin oğlum ciğerini biliyorum. Oğlum koy. Bu kos... Şimdi... Ha. Geç. Bak yine insanlara gönderme yapıyorsun. Gönderme yok. Ama ayıp ediyorsun şu an. Hayır niye? Gayet çok da sevdiğim bir abimin taklidini yaptım. Çok da sevdiğim bir abimin taklidini yaptım. Dalga geçtin onunla. Hayır geçmedim. Bu hareketleri de bak dalga geçtin. Geçmiyorum. İlk olarak Cancım. Eminem'le başlıyoruz. Oha çok iyi lan. Eminem'in mantı. En sevdiği yemeği. Bodrum mantı. Değil mi? Doğru. Biliyorsun. Islak hamur gelir. Eminem kesin sokak lezzeti falan seviyor. Taco mako seviyor olabilir çocuklar. No, this is my confound me, so many body, just mono me, it's a many body, some for a sea, fast of his self into without me, na 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 na, na 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 na. What is this? Hadi be! Laz böreği mi seviyor adam? Laz böreği mi seviyor? Poğaça. Hadi lan. Gözleme mi seviyormuş Eminem? Taco abi. Ne taco dedim lan? Oğlum Eminem. I guess I told your favorite food ya. I love you Eminem. Please follow me or DM me from Instagram. Şöyle Instagram'ı söyle. I will follow you back. Arenzo Naci. I will follow you back. I promise. Şimdi önümüzdeki abi Meksika yemeği olan taco. Oo. Güzel görünüyor. Ha hiç yemediğim için taco yani. Ama şimdi Laz böreğine benzemeyeyim mi? Havşam yani. Benziyor Laz böreğine. Havşam benzemiyordur da. Yine düştük capslere. Taco ile aramız nasıldır yani? I love taco ama bu biraz daha quesadilla'ya benzemiş. Evet. Ya normalde böyle biraz daha kıtır kıtır. Evet normal biraz kıtır kıtır olması gerekirken. Evet. Taco severim. Sevmeyeni de severim. Yani çok da önemli değil diyorsun o zaman evet. Benim için. Anladım. Bu kadar iğrenç taco yiyeni gerçekten uzun zamandır görmedim. Niye nasıl yiyeceğim abi? Ağzından düşüyordu oğlum. Bak. Var mı? Evet abi. Aperatif gibi anladın mı? Ana yemek denmez aslında taco'ya. Nasıl tadı? Ana yemek de olabilir bu. Ya ağzından peynir çıkıyor. Lan ne oluyor? Şuraya. Beğendin mi? Yani mantar sevmememe rağmen... Ona rağmen. Aynen ona rağmen. Rağmen? Ooo güzel espriydi. Alper Rende. Rağmen oydu değil mi? Efendim? Alper Rende mi? Yani bu böyle bir... Hani quesadilla'nın bir alt versiyonu gibi ama bu da güzel baya. Şöyle abi Eminem'le ilgili hemen bilgi vereyim. Kariyerine başladığından bu zamana kadar...
11 tane stüdyo albümü çıkarmış. Bu albümlerin 9 tanesi Billboard listesinde 1. sıraya ulaşmış. 220 milyon üzerinde rekor satışla dünya çapında en çok dinlenen sanatçılardan bir tanesi olmuş. 2017 yılında popüler şarkısından esinlenerek Mom's Spaghetti adında pop-up bir lokanta açmış. Ve çıktığı festivallerde bu lokantanın menüsünü yemek arabalarında satmış. 2021'de de yani geçtiğimiz sene memleketi Detroit'te Mom's Spaghetti'nin daimi restoranını açmış. Evet, ama en sevdiği yemek? Ne olabilir yani? Niye spagetti değil? Abi bir insanın favori yemeği ne? Taco gözüyle bakarsan. Onun üzerinden kaç puanlık bir yemek? Kötü değil kesinlikle. İyi bir yemek bence. 8 puan var. Gayet güzel. Emine'ye de selamlarımı iletiyorum buradan. Bence gayet güzel. Çok iyi bir taco da yemedim hayatımda hani. Bilmiyorum şeyi ama. Yine de lezzetli diyorsun yani. Ben hamur, evet, sebze karışık her şeyi çok seviyorum. 8 puan veririm. 7. 7 puan. Evet. Ne yapayım? İyi veririm ya ben buna. Valla. Valla çok, yani ben de çok seviyorum yani. Bir tahmini mi? 8 verecek. Ağırım 8 verecek. Evet. Bravo. 8 puan. Bence çok. Bence çok derken? 8 puan. Ama hani taco, taco'yu seviyorsun o zaman. Oya oya. Eminem follow me back ya. Evet. Please dedi. Evet please ya. Rica. I watch 8 Mile. I'm listening your songs. Please just write your comment your Instagram. Then our followers can, subscribers can follow you. Hayrımız dokunsun this diye. This is Tepki Golik lan. Evet. Who are you? Evet. Evet, hadi abi at artık onu. Who are you lan? Yaren'cim. Burak'cım. Canım. Söyle. Bir tanem. Aslan Yeril saçlım. İkinci şarkıcımıza geçerken yemeğimizi sıcak ve taze taze yemeniz için Trendyol Yemek'ten siparişimizi vereceğiz efendim. Trendyol Yemek bu bölümde de bizi yalnız bırakmadı. Teşekkür ediyoruz. Zaten kesin bir kupon vardır. Benim bu arada Trendyol kullanmamın en çok sebebi o. İstediğimi verebiliyor muyum? Hayır, veremiyorsun. Niye ya? Onun bir konsept var. Ha, konsepte uygun verebiliyorum. Hayır, veremiyorsun. Vermek istiyorum. Şarkıcının kim olduğunu söylemiyorum ama sipariş vereceğimiz yemek tavuklu Sezar salata abi. Tavuklu Sezar salata. Aynen öyle. Kebap döner gibi. Ama şu anda sen zannediyor musun ki? Altında da hamsi tava gör. Hamsi ya mi? Ne alaka, yabancı şarkıcı hamsi tavayı nereden bilsin ya? Karadeniz'de yok mu yabancı ya şarkıcı? Şu an. Direkt salata yazayım ben. Heh, Sezar salata. Şuradan ben tıkladım. Bodrum mantı. Bodrum mantı. Bir de Batuhan. Mantımız yok mu? Var. Yok işte. O zaman bir tane de mantı söylemek gerekiyor. Ben başıma gelecekleri biliyorum. Lütfen çıkarmak istediğiniz malzemeleri yok. Hepsini istiyorum. Bu arada evet, yarın sipariş verirken hemen şöyle bir bilgi vereyim efendim. Bilmeyenler için Trendyol Yemek'te ilk siparişe özel arkadaşlar %50'ye varan indirimler oluyor. Hala Trendyol Yemeği denemediyseniz açıklama kısmındaki linkten sipariş verebilirsiniz. O zaman sepet onaylıyorum. 11.66'yı kullanıyorum. Cüzdanımda %2 brike bayağı olmuş işte yani. Onayla ve bitir diyorum. Onay evet. Kodu da geldi. Güzel. Ve bu kadar basit. Şimdi Trendyol Yemek'ten siparişimiz hızlıca bize ulaşırken biz sıradaki şarkıcımızla devam edeceğiz. Sıradaki edelim. Şarkıcımız Justin Bieber. Justin baby, 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 oh. Evet, tahmin baby, alayım yine. Justin mi? Justin ne yapar biliyor musun abi? Böyle daha bir tık daha egzantrik bir şey bekliyorum ondan. Böyle spagetti, bilmem ne tarzı. Ya o Lüle kesin acayip şeyler seviyor ya. Lüle ama Hailey Baldwin'le evlendi. Vay. Ne oldu Lüle diyor? I love you Justin Bieber diye çığlık çığlığa bağırırım burada. Hadi canım ya, oha! Oğlum ben nasıl bilebilirsin oğlum spagettiyi falan? Kanka ama ben insan sarrafımdır. Ya ne alaka? Şey Justin Bieber gözlerine baktım ve dedin ki spagetti bolognese sever mi? O bana bir kere hay dedi, orada ben çözdüm onun spagetti sevdiğini. Nasıl hay dedi? Şu kaşık kalsın. Ne var önümüzde abi? Hemen yemeye başlamadan bir yüz konuşalım mı lütfen? Bakayım bir tadına. Ya bakmadan şimdi ne olduğunu anlayamıyorum da çok. Güzel mi? Makarnanın her türlüsü çok güzel. Evet. Spagetti bolognese. Evet. Kıymalı makarna yani arkadaşlar. Çok da şey yapmamak lazım. By the way Justin. It's your turn. Please follow me. Okay? Eminem or you. You have to follow me. One of you.
They have to follow me ya. Ama birisini seçecek olsam mesela. Birisini mi seçsen? Eminem abi. Eminem abi. Şu an hani Türkçe söyledi anlamadı tabii şimdi. Çaktırma. I prefer Eminem Justin. Oğlum deme çaktırma. I'm oh, just a second please. Evet. I'm sorry but I prefer Eminem. But if you follow me, I can follow you back. It's okay. Multi bien. Spaghetti es muy bien. Bunu bir kere karacaksın abi, tamam mı? Kar abi. Adabı vardır spagetti yemenin. Bunu böyle karacaksın. Kıymalarını iyice dağıtacaksın. Nasıl? Abi Justin Bieber çok iyi şarkıcı. Peki böyle makarna hani senin abi hayatta en sevdiğin yemek makarnadır diyebileceğin tarzı. Vallahi abi ben makarnayı çok çok seviyorum. Her türlü lezzetle yiyebileceğin, her türlü lezzeti yaratabileceğin bir şey yani. O yüzden çok ucu da açık. O yüzden evet, seviyorum çok. Makarna güzeldir ya. Ya ben çok aşırı sevmem açıkçası. Ama spagetti bolognese gerçekten standart ama güzel bir yemek. Evet. Tamam hadi sen anlatmaya başla. Ya öyle değil, bir yorumlayalım ya. Ya açım, yemek yiyeceğim kahvaltıya. Yiyirken süt ürünleri tüketmeyi yakın bir zamanda bırakmış kendisi. Ondan önce çocukluğundan beri önündeki spagetti bolognese yerken yanında bir bardak da süt içermiş abi. Kafayı yemiş abi. Denerim mi? Yapmamalı ama. Neden? Çünkü süt ve süt ürünleriyle kırmızı eti birleştirdiğin zaman kırmızı etten alacağınız demiri kaybetmiş oluyorsun. Mary Jane Scooter Brown yeni yetenekler ararken Justin YouTube'a koyduğu cover'a denk gelmiş. 13 yaşında kariyeri için adım atmaya başlayan Justin 2009'da ilk albümünü çıkartmış. İlk patladığı videoyu ben izlemiştim. Gitar çalarak söylüyor. Forbes dergisi tarafından 2011, 2012 ve 2013 yıllarında dünyadaki en güçlü ünlü listesinde yer almış bu genç yaşına rağmen. Güzel bu. Beğendim ben. Güzel yemek. Evet Orhancığım, puanlamamızı hemen geçelim. 10 üzerinden kaç puanlık bir favori yemek sence bu? Abi bu 8 alır yine ya. 8.35 veriyorum. Hayır öyle bir şey var. Niye vermeyeyim? Abi zorluyor artık. 8 verdik o zaman. Evet onun çok lezzetliymiş ya. Bu da 8 ya. 7. Mi 8? 7. 7 puan. 8. 8, 8 son. 8. Bu 7 puanı hak ettim. 7 puanı hak ediyor. Güzel, ortalamanın üstünde bir bölümle devam ediyoruz arkadaşlar. Bilmiyorum, bence güzel ya. Besin değeri olarak baktığında da mantıklı. Ama işte lazanya olsa daha iyi olurdu. Çünkü aynı şeyin içine beşamel sos ve kaşar peynir girince hani daha iyisi var. O yüzden 1 puan kırıyorum normal puanımdan ve 7 puan veriyorum. 7 puan veriyoruz ve efendim Trendyol Yemek'ten verdiğimiz siparişimiz şu anda yukarıda. Güzelce servise hazır hale getirildi. Ne sipariş vermiştik Batuhan'cığım? Tavuklu Sezar'lı salata. Tavuklu Sezar salata. Sezar salata. Hemen getireceğim sen onu bıraktığında. Tabii bu kimin yemeği daha bilmiyorsun. Ha, bilmiyorum. Nicki Minaj falan deme bana. Vallahi deme, gözlüğünü saplarım. Yapma yapma ya. Nicki Minaj falan. Ya aaa. Yiyelim hemen. Kimin favori yiyeceği? 50 Cent. Tamam söylüyorum. Snoop Dogg. Ulan ananı var ya. Ya abi ah be. Snoop Dogg I'm sorry ya. I'm sorry be kardeşim ya. Kim? Türk Snoop Dogg. Allah Allah. Snoop Dogg'un en sevdiği yemek abi tavuklu Sezar salataymış. Vay be. Ben bu salatanın bu kadar evrensel bir salata olduğunu bilmiyordum. Ah be Snoop Dogg. Ah be neyse, kardeşim. Neyse olsun. Olur. Belki öyle. 50 Cent de Sezar salata seviyordur. Comment yazsın. Ha 50 Cent. 50 Cent Curtis'ti yanlış hatırlamıyorsam. Bilmiyorum. Curtis. Please write your favorite food. Okay. Aynen. Thank you so much. Follow me. If you follow aynen me. Selam söyle bana. Burak says hi. Aynen. Okay Burak I told. If you follow me I can follow you. Hayır ya. Nasıl yani? Yo değil falan. Hayır ya derken? Hiç Snoop Dogg'luk bir yemek değil ki. Neden? Mesela onun hot dog sevmesi lazım. Evet. Cool bir herif. O da ben bayağı seviyorum bu arada. Snoop Dogg'u mu? Evet çok tatlı evet. Adam. Ya bu sevilecek bir yemek değil çok ya. Ya şimdi ben sevilecek yemezsin ki ya. Bu çok güzel bir tavuklu Sezar salata. Ciddi anlamda. Evet. Ben bir şey diyeceğim. Bu salatada en çok sevdiğim gerçekten şu sosuyla peynirin uyumu. Abi salata benim en sevdiğim yemek olmak için çok uzaklarda ya. Salata her zaman bir alternatiftir yani. Ya benim ekmek falan benim şey yemem lazım yani böyle doymak için. Anladım. Bandırmam lazım. Ya salatayı zaten severek yenen bir yemek değil. Bu sağlıklı olsun diye yapılmış. Snoop Dogg da burada biraz bence şov yapmış olabilir. Şov yapmış olabilir diyorsun. Biraz evet. Yani bana da öyle geliyor. Snoop Dogg'dan bir hot dog beklerdik mesela. Hamburger, hot dog. Güzel bir şey ama.
hani ana yemeğin yanında. Anladın mı? Bir yanında. Bir hamburger, aynen, bir pizza. Ama hep de onlar ya. Menüs. Bir Ali Nazik. Yaren, o kadar spor yapıyorsun. Şu dediklerine bak ya. Yapıyorum, yiyorum, yakıyorum. Nötrlüyorum. Evet, hiçbir gelişme olmuyor. Bu arada olmuyor arkadaşlar, Yaren gerçekten fit bir kız insan. Şöyle abi hemen bir bilgi geçeyim sana Snoop Dogg'la ilgili. 50 yaşındaki rapçi müzik dışında birçok film ve dizide rol almış. Ayrıca 2018 yılında Crook to Cook adlı bir yemek kitabı çıkartmış. Kitaptaki tarifler Snoop'un en sevdiği yemeklerle doluymuş efendim. Böyle aslında yemeğe de ilgisi olan bir insanmış. 3 ay öncesine kadar Twitch yayını yapan Snoop Dogg Twitch'te 710 bin takipçisi var. Ne diyorsun ya? Canlı yayınlarda en çok oynadığı oyun NFL 2021 imiş. Ama ilginç bir şekilde son 6 yayınında abi mikrofon sesi kapalıymış. Hayranları ne kadar yardım etmeye çalışsa veya bu sorunu düzeltmesine yardım etmeye çalışsalar da Snoop Dogg bu durumun hiç farkına varmamış 6 yayın boyunca. Abi hiç okumuyor mu adam? Abi şöyle chat'inde yazı yok. Sadece emoji atabiliyorsun, öyle bir ayar yapmış. İnsan sadece emoji atabiliyor. Emoji ile nasıl anlatmaya çalışmışlar ses yok diye. Ya büyük ihtimalle volüm bir şey falan, görseli falan atmışlardır yani. Sessizliği olması izlenme sayısını çok az etkilemiş. Mesela son yaptığı yayın 48 bin kişi tarafından anlık olarak izlenmiş. Tavuklu Sezar salataya kaç puan verirsin bir favori yemek gözüyle bakarsan? 6. Onun üzerinden kaç puanlık bir favori? 7 puan abi. 7 puan. İyi bir şey yani. Snoop D Double G'ye 8 puan veriyorum bu yemeği için. Şimdi düşük versem ayıp, çok sağlıklı. Yüksek versem de diğer yemeklere evet. Taco mu bu mu desem? Taco tabii ki. 5 vereyim ya. 5. Ne yardan ne serden diyelim. Sence kaç puan? Bir defa bir soru geldi. Tavuklu Sezar salata 6. Peki sence bence kaç puan? Sence bence, bence sence. 5 ya da 4. 5 puan. Sıradaki şarkıcımız Aren Selena Gomez. I love you like a love song baby. Aynen. I love you like a love song baby. With so much drama in the MC. It's kind of hard being Snoop D the double G, but I somehow, some way keep coming up the funky ass shit like every single day. Ya bu mümkün değil ya. Ne mümkün? Sen şu an dalga dümendesin. Ne? Gerçekten mi? Allah'ım ya. Şımarık kız gerçekten. Turşu mu seviyormuş? Güzelim kız. Turşu oldu mu diyorsun? Turşu oldu mu sana Selena ya? Selena. Turşu babacım. Kırmızılar acı olmazsın babacım. Bir de salatalık turşusu mu seviyormuş? Ben buna inanmıyorum. Bir insanın en sevdiği yemek turşu olmaz. Niye yalan söylesin abi? Öyle artistik olsun diye. Biliyor musun? Benim en sevdiğim yemek turşu. Ben çok havalı kızım. Hı. Çok iyi ya. Gerçekten Selena Gomez'in buraya gelip Kemal Burgaz turşucularını gezmesi, bir turşu su içmesi lazım. Bari Selena Gomez'de ne bileyim Justin Bieber eskiden date'lerdi ya. Ha. Dışarı çıktıkları zaman ne yerlerdi diyeyim ikisini getirseydin. Abi yani seversin sosislerin içinde yiyorum. Onun dışında hiçbir zaman yemiyorum. Sosislerin içinde yenir bu. Ayrı ayrı bir kıtır kıtır turşu yiyeyim şey olmuyor. Bazen kuru fasulyenin yanında gider. Garip. Can garip diyorsun ama hepsini yiyorsun maşallah. Turşu güzel bir şey ama en sevdiğin yemek bu olmaz. Ya bir sürü güzel şey var. Bunun dürüst bir cevap olduğuna inanmıyorum. Çok sevdiğin yemeği mesela bir hafta her akşam yesen sıkılmazsın. Yani sonrasında sıkılırsın. Ama bir hafta turşuya doymuyorsun ki. Evet. Miden yanar ya. Şundan 9-10 tane yesen miden yanar. Biraz belki farklı olmaya çalışmıştır. Sıra dışı bir cevap düşünmüştür belki. Hmm. O yüzden turşu demiştir. Turşuyu çok sevmesini anlayabiliyorum ama tabii bir yemek olarak turşu düşünülecek bir şey değil yani. Evet, evet. Gerçekten öyle. Selena Gomez abi. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun? Selena ile sinyalleşiyorum. Ya yapma. Belki izler be. Ya oğlum yapma böyle şey. Selena ya, please watch ya. İçi gidecek şimdi kızım. İçi ya, yani. Seloş. Seloş. Follow me. Hemen bilgimizi geçeyim. Pandemi döneminde abi HBO Max'te Selena Chef adlı yemek programını sunmuş kendisi. Mutfakta çok deneyimi olmayan Selena Gomez bu programda Zoom üzerinden ünlü şeflerle bir araya gelip yeni tarifler deniyormuş. Program başladığı andan itibaren büyük bir ilgi görmüş ve HBO Max yakın bir zamanda 4. sezonunda çekileceğini açıklamış. Daha önceki röportajlarında da başka bir kariyer seçecek olsaydın sorusuna hep şef olmak eğlenceli olurdu diye cevap vermiş. Bana sor. Kariyer olarak başka ne yapardın? Şef. Allah'ım yeni bir sezon olmuş mi geliyor acaba ya? En sevdiğin yiyecek ne? Pickle. İşte bu ya. Biraz daha garip bir olaya girelim. Turşuyu çok seviyor ama turşuyu
farklı bir şekilde yemeği de çok seviyor. Şimdi seninle onu deneyeceğiz. Allah Allah. Komposto mu? Vişne kompostosu. Ne? Şalgam. Şalgam suyu, turşu suyu. Ay bu turşu suyu. Ya hayır işte ya. Ya sen nasıl bir şefsin? Bu kadın bence hamile. Aşeriyor diyorsun. Bu hamile. Bir tane turşu suyumuz var. Yarın da patlamış mısırımız var. Peki Selena Gomez bunu nasıl yiyor? Yes. Selena. Hep içine mi atacağım seni? Ya hayır, bandırıp yiyor. Sen şu an ne yapıyorsun? Çok anlamadım. Ben bandırıp yüzdüreceğim içinden. Yiyeceğim, ne yapacağım? Kendisi böyle mi yiyor? Patlamış mısırı turşu suyuna batırıp yemeği çok seviyormuş. Direkt denemem peki sorgusuz sualsiz. Gerçekten denedim bunu yani. Hiç sanmıyorum iyi olacağını. Bu ne oğlum? Ya şaka mısın gerçekten? Ya zaten küçücük şeyin neresinden tutup da bandıracaksın? Ne şu cins hareketin cinsliğine bak. Ne kanka? Bunu ıslatmaya gerek yok. Aa yalnız güzel oluyor ha. Rezalet. Çok mu kötü? Çok kötü. Abi bir yandan da bir albenisi var gibi. Hayır hiç yok. Kötü değil lan. Oğlum çok güzel lan. Ya şimdi Selena'ya yaranmak için... Selena! Da... bak nasıl diyelim ya. Look! Just for you ha, yanlış anlama. Turkish Nusret. He, Nusret, you know. Turşu suyu ve mısır gibi tadı. Ama birleşince... Turşu sulu mısır gibi. Ama bunu da sevmez ya, Selena şov yapma ya. Bu kız iyi ki müzisyen olmuş gerçekten. Bak, şef olarak çünkü kariyeri iyi olmazdı yani. Bak hala atıyor oğlum, atma. Oğlum çok ya. Güzel lan. Selena. We matched, you know? Oha! I am your soulmate ya. Selena! Oh! Hmm. Çok güzel lan. Selena özür diler misin şu anda? Selena özür dilerim. Güzel mi oldu? Bilmiyorum da akıyor yani. Bunu puanlamayacağız ama sadece turşuyu seninle birlikte puanlayalım. Onun üzerinden kaç puanlık bir favori yemek? 2. 1. 1 puan. 1 veriyorum. Hiç. O favori olamaz. I'm sorry Selena. 2. 2 puan. Hatta 1 ama o da Selena'nın hatırına bir puan daha veriyorum. 6. 6 puan. Yani verdim. Birazcık kategori dışında kalıyor. Sadece turşuya mı vereceğim? Evet. Ama şu an benim pozitif etkiledi. Objektif olamam. Kaç puan artı koyarsın bununla üzerine? 2. Tamam kaç puan veriyorsun yani? 4. Ha turşuya 2 puan mı veriyordun? Ha. Son olarak Güney Kore'den, hı-hı, K-pop'tan BTS isimli grupta yer alan Jungkook'un en sevdiği yemeği getiriyorum. Sen yakından takip ediyorsun BTS'i. Biraz anlatır mısın insanlara bilgileri? Hiç bilmiyorum. K-pop'tan bahset biraz. K-pop? Şöyle abi. Ver. Oo. Oo. Bu da çok güzel olmuş. Oo. Aa, buzlu süt. Çok severim. Oo. Jungkook'un en sevdiği içecek muzlu sütmüş kendi açıklamasına göre. Çok iyi. Bu ki? Ne oluyor? Ne? Sen niye böyle ucuza kaçıyorsun? Yavrucuğum insanların en sevdiği yemek bu. Ya ne ucuzu? Voleybolcu kızlara havyar yedir, bize gelince muzlu süt. Bir şey diyeceğim ya, getirsene salatayı malatayı yiyeyim bari. Oğlum dur, konumuz o mu şu an ya? Değil, konumuz o değil. Biraz arkadaş. İçerikler önem verin abi. Hakikaten ya, buraya bir şey diyeceğim ya. Bir şey söyleyeceğim, buraya millet yemek yemeye geliyor ya. Ha ben fark ettim. Ben izliyorum videoları. Özellikle kim mesela? Anıl. Başka? Topel. Çok güzel bir şey. Çok insana iyi gelen bir şey ya bu. İlk içtiğim günü unutmuyorum yani muzlu sütü. Öyle mi? İlk defa tadına baktığım zaman böyle beynimden vurulmuş gibi olmuştum. İçine fıstık ezmesi koyarsın, bal koyarsın, çikolata koyarsın, kakao koyarsın, bebek bisküvisi koyarsın. Ya öyle sever, dondurma koyarsın. Adam belki hayatında sadelik istiyor ya. Jungkook'a bir şey söylemek ister misin peki buradan? Kız mı erkek mi bu? Erkek. Jungkook good. Bu kadar mı abi? Selena'yı yardırdın yani Jungkook good. Bu kadar mı sadece? Yeter abi Jungkook. Buna ne kadar yorum yapabilirim ya? Oğlum turşuya hayvan gibi yorum yaptın. Turşuya ne kadar yorum yapabilirim? Selena Gomez seviyorum. Ya sen var ya. BTS grubunun çok fanatik bir hayran kitlesi varmış internette ve BTS üyeleri hakkında sayfalarca bilgi bulabiliyormuşuz. Yapılan bir açıklamaya göre dünyadaki BTS hayranı yani tırnak içinde ARMY'lerin sayısı 1.3 milyarmış. Bu ne kadar doğru bilgi bilmiyorum. Milyar. Oha. Bu ne kadar doğru bilgi bilmiyorum. Dünyanın 7'de 1'i. Evet. Benim haberim yok lan böyle bir gruptan mesela. İşte senin cahilliğin. 1.3 milyar. Milyor. Sen bu kadar hayrana ne yaptın?
Jungkook BTS'in en genç üyesiymiş ki 24 yaşındaymış kendisi. Yemek yemeyi ve yapmayı çok seviyormuş. Buzdolabında mutlaka süt bulunduruyormuş. Özellikle muzlu süt içmeyi çok seviyormuş. Hmm. 2020'de Jungkook'un sütü sevdiğini söylediği bir tweet atması sonrasında milk yani süt kelimesi Twitter'da trendlerde dünya genelinde birinci sıraya yükselmiş. Oğlum insanlar çok çılgın. Takip ettikleri şeylere bak. Allah kahretmesin yani. Evet buradan Jungkook'a ne söylemek istersin? Kesin izleyecek bu bölümü. Allah sağ olsun onun muzlu sütü sevmesi sayesinde izlediğim muzlu süt içmiş olduk. Ya ben adını yanlış söylüyor olabilirim sevgili BTS sever arkadaşlar. Hemen lütfen aşağıya onun adı ama öyle değil ki demeyin. Yani ben bir bak telaffuzuna da baktım şu an unuttum yani çekim sırasında. Jungkook diye tabir. Jungkook. Evet. Doğrusunu siz aşağı yazın biz öğrenelim. Evet. Güzel bir seçim bu arada. Mesela modunu da yükseltiyor insan enteresan bir şekilde biliyor musun? Hmm. Evet ben mesela pozitif evet pozitif bir tadı var. Böyle güzel, sağlıklı da. Ben niye bunu içmiyormuşum daha önce ya? Jungkook! Thank you de. Oğlum we matched lan! Thank you, really. 10 üzerinden abi kaç puanlık bir favori içecek sence? 9. 9'a kadar abi bu. Çok güzel bir şey. İçecek olarak 8 ama. Evet. Yemek olarak 2. 7. 7. Evet. 6. 7. Muzlu sütüne puan vereceğimi bilemedim ben. Ama biraz beğendim galiba. Turşuya 2 vermiştin değil mi? Evet. Bu 4 o zaman. Çok arada kaldım. Hı. Muzlu sütü severim. Ya en sevilen olmasında bir tık. Ama yok. 9. Niye 9? Hasta mıyım neyim ya? Bu kadar eleştir sonra 9. Gerçekten mi? Evet. Bölümümüzün yavaş yavaş sonuna geldik efendim. Son iki yemekte beni Tunda'ya düşündü. Bir şey söyleyeceğim. Şey getirir misin? Bir şey söyleyebilir miyim? Söyle abi. Please subscribe our channel and open notifications. Instagram'da bizi paylaşsınlar. And please share our Instagram account or this video in your Instagram account. Because we love you, you know. Turkish people love you so much. Özellikle hangisini? I love you like a love song baby. Evet, Selena'ya buradan selamlarımızı iletelim. Like song baby. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Hoşçakalın. I love you like a love song baby. Hareketi. Kapatayım mı? Sen bilirsin. Artık bundan sonra konuşmaya gerek yok. Sen kim ya Batuhan? Sen kim lan? Sen dedin. Sen bilirsin dedin. Virgül sen bilirsin. Hayır, anladım o. Sen sübliminal mesaj verdin. Ya hadi ulan. Var. Evet buradan Esen'e yengemize selamlar. Öyle bir şey yok. Ederim.